demokratik siyaseti ısrarla sürdürmek zorundayız. Demokratik siyasetin yaratacağı Kürt sorunu demokratik alanda çözülmesinin, barışın yolunun aşmasının olmazsa olmazı İmralı'dır. İmralı kapıların da açılması gerekiyor. Bu konuda Türkiye aydınları, yazarları, entelektüelleri hiç korkmadan, özellikle Türkiye'deki belli bir basın kesimi hiç korkmadan bunun için fedakarlık yapması gerekiyor. Aksi halde hepimiz bu kirli, yürütülen kirli savaşta sıkıntılar yaşarız. Onun için ciddi anlamda zaten bunun çalışması yürütülüyor. Yani Türkiye'deki hem aydınlara çağrımız bu yönlü, hem Türkiye'deki demokratik kamuoya çağrımızdır. Bu konuda bu savaşın durdurulabilmesi için birlikte, eğer ortak demokratik bir ülkede yaşamak istiyorsak, demokratik ulus inşası ancak böyle olur. Aksi halde hepimiz bu savaşta sıkıntı yaşarız. Bir gün bana dokunmaz dediğimiz an bir bakar dönür dolaşır, hepimize dokunur ki dokunuyor da. Biz de bunu gerçekten durdurmak zorundayız. Bir bütün hem Kuzey Kürdistan'daki halk bu konuda çok duyarlı olmak zorunda, tepkisini koymak zorunda. Türkiye'deki sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri gerekiyor diye düşünüyoruz. Kürt hareketi başladığında şey demişlerdi, 3-5 çapulcudur, biz bunların icabına bakarız gibi basit bir yaklaşımlarla ta o dönemlerde köy yakmalara başladılar. 1995'lerde çoluk çocuk demeden insanları kapının önüne koyup, eşyalar da içeride, evleri yakıp nereye giderseniz gidin denildi. Yani bu ta 90'lı yıllarda başlayan şey, yeni bir şey değil. Yani Kürt'ün güneyinde, kuzeyinde, doğusunda, batısındaki Kürt fark etmiyor. Kürt Kürt'tür yani. Şimdi Türkiye'de yapılanlara bakalım, güneyde bu tarafta yapılanlara bakalım. Ceylan Önkol küçücük çocuktu, sivildi. Diğer çocuklar keza sivildi. Taş atan çocukları sokaklarda katletti. Bu çocukların elinde silah mı vardı? Ne vardı? Taştan farklı bir şey var mıydı? Hayır. Nevrozlarda neler yaptıklarını tarihi bir kurcalayalım. Sivil halkın üzerine bombalar, uçaklardan füzeler atılıyordu. Gazlar atılarak kaç tane insanımızı Nevroz kutlamalarında kaybettik. Yani bir Nevroz, Kürtlerin tek bir bayramı var, o da Nevroz Türkiye topraklarında. Ona dair bunu kabul ettirinceye kadar yıllarca bu halk katledildi Nevroz alanlarında. Yani sivil siyaset katliamlardan bahsedeceksek Api Musa'dan bahsedebiliriz. Bu coğrafyada nice siyasetçilerimiz katledildi, nice kadın arkadaşlar katledildi. Kürdistan tamamen boşaltıldı. Türkiye metropollerine geldiler. Evi ateşe vermeler. Bunlar yani yeni olan şeyler değil ki. Aynı politika şu anda Güney Kürdistan'da uygulanıyor. Dediğim gibi Kürt Kürt'tür. Hiç fark etmez güneyi, kuzeyi, doğusu, batısı. Buradaki Kürt'e yaptığına, kendi vatandaşım dediği insanlara karneyle yiyecekler veriliyordu 95'li yıllarda. Karnelerle insanlara kilolarla, yani kilo kilo, sen işte 3 tane nüfusun var, bu kadarını alacaksın derlerdi. O dönemler yapılan zulümler bugün Güney Kürdistan'da yapılmayacak mı? Aynı Kürt. Oralarda boşaltma amaçlı. Oralarda da aynı katliamlar devam ediyor. Devlet bu tarafta yaptığını, o köy boşaltmaları, korucuları yerleştirmeleri, Kürtlerin topraklarına el koymaları, Afrin'de zeytinlere varana kadar, zeytin ağaçlarını talana varana kadar yaptıklarının aynısını maalesef, evet maalesef ki oradaki hain ihanetçilerimizle ortak hareket ederek güneyde de yapmaya başladılar. Yani oradaki Kürtle buradaki Kürt arasında fark yok. Kürtlerin bir karış toprağı olmasın, özgün bir hakkı olmasın. Uzayda da olsa Kürtler, bunlar gidip orada o Kürt'ü de bu şekilde katledecek. Bu bilinçli yapılan bir politika. Oraları da boşaltıyorlar o anlamda. Yani Kürt'e yaklaşımın bir davranışı, Kürt'e yaklaşımın bir politikadır bu.